Hayatımda kısa sürede yer Ne aldım. dinlemiyorsun? Bloktayım abi, neyi dinleyeceğim? Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın diyorum öncelikle. Tabii ki de sabah saatleri. Ama diyeceksiniz ki Pınar bilir. Sen ne yaptın sabahın köründe makyaj falan. Bugün arkadaşlar sürpriz doğum günü yapacağız arkadaşımıza. Onun için önden makyajımı, saçlarımı yaptım. Hazırım. Abim daha yeni uyandığı için kendine gelmeye çalışıyor. Şimdi kıyafet miyafet giyeceğiz, hazırlanacağız, edeceğiz. Sonra da hep birlikte çıkacağız. Arkadaşlar selam. Anca uyanıp kendime geldim. Ben de Pınar'ın yanına geldim. Vakit gerçekten hiç geçmiyor. Kendimiz böyle bayağı bir yorgun hissediyoruz. Burada kameraya baktığında çok ters yöne bakıyorsun. Nereye bakacağız kamera ya? Kamera burada ya. Bir alışamadım. Evet, şu tarafa ama doğru ben bakacağız herhalde. Bu tarafa bakmaya alışmış. Bir garip ya. Hava zaten berbat. Bu arada arkadaşlar bu Pınar'ın masasının ışığı, aydınlatması. Gösterelim mi be? Nasıl göstereceğiz ama? Şöyle ters çevirsem. Döndür zaten. Şöyle göster yapayım. Masamı. Heh. Şöyle masası Pınar'ın. Makyaj malzemeleri evet. Burada. Burada ışıklarım falan var. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar bugün arkadaşımıza sürpriz doğum günü yapacağız. İftar falan filan derken akşamına çıkacağız. Ay arkadaşlar sonunda iftarımı ettim. Bir kendime geldim ama aynı zamanda ağırlık da çok tutabilirsiniz. Bu çok fena bir şey yani. O kadar saatin üstünde yemek insanı bayağı kötü ediyor. Bu arada arkada gözükmüş, şimdi göstereyim onu şöyle bir. Mücver yapmıştım fırında. Bayılırım bu arada. Utanmasam her hafta yapacağım yani mücveri. Onun haricinde biraz sindirmeye ya, çalışıyoruz. Bu arada bugün arkadaşımızın doğum gününü maalesef kutlayamayacağız. Çünkü ailesi onunla bugün kutlayacakmış. Bizim kutlamamız pazartesiye falan kaldı. Biz ne yapacağız bugün, plansız kaldık. Hadi çıkıyoruz dışarıya. Hadi biz yine çıkıyoruz biliyorsunuz. Aa, ben evde o kadar hazırlandım ayol. Yani gerçekten. Şu an film hazır değil tabii de. Net yani. Psikolojimiz hazırlamıştık yani bugün dışarıya çıkacak. Peki güneş gibi parlaması şey. Alnımın. Aşkım senin alnın geleceğimden parlak zaten. Arkadaşlar bizim plan belli oldu. Kuzenimize gidiyoruz akşam oturmasına. Sahurlayacağız birazcık. Ya bir çıkmamız gerekiyordu çünkü gerçekten bütün gün akşam dışarıya çıkarız diye kendi beynimize kodladık. Şimdi planımız iptal olunca bize ne yapalım? Kuzenimize bizi çağırdı kahveye. Aynen biz de öyle. Arabaya atlayıp. Bu kombinlerle. Ayda, alaka, sen ama aşkım bildiğin şık giymişsin. Ben bayağı sporum bu arada. Aynen yani botlarımı çektim. Chelsea botlarımı. Bir kahve alıp hemen kuzenime geçeceğiz. Starbucks'ın kapatmasına 2 dakika kala yetiştik arkadaşlar. Abim en arabada bekliyor bu arada. Oh, kahvelerimizi aldık arkadaşlar. Ay ışık ne kadar kötü. Artık geçebiliriz. Bu arabanın kapısını nasıl açacağım? Ay. Sağ ol abi. Çok yardımcı oldun. Ama ne yapayım? Aldın mı kahveleri? Aldım. İyi yaptın. Tamam şunu. Aa, ışık öyle bir vuruyor ki dişlerim. Yok dişlerin. Burnumun gölgesi düşüyormuş. Geldik arkadaşlar şimdi. Yenimi sizlerle tanıştıracağım. Teyzem, aşkım, ne haber bebeğim? Sonra 50 bin aşkım. Allah Allah. Aşkım, çok mu özledin bizi? Dayım, dayım. Aşkım. Ya, yerim seni. Ayaklara bakın arkadaş. Ya. Beni çok özledin değil mi Nisan? Değil mi? Bir şey diyecek sandım, hayır özlemedi. Arkadaşlar saat 12.30 eve geldik. Aşırı yorgunuz. Çok iyi geldi gerçi bu böyle bir akşam kaçama. Kesinlikle. Kuzenimize gitmek. Çünkü kuzenimizin çocuğunu bayılıyoruz. Aşığız resmen. Gördünüz zaten. O da keza bizi öyle seviyor. Yani... Yalnız sıfırda biri olsaydı şey ne yapıyor bunlar diyecekti. Çünkü vlogumuzu bu şekilde kapatabiliriz. Aynen, yarın aynen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hepinize günaydın. Günaydın. Nasıl enerjik olabilirim? Asla aklım almıyor. Çünkü hastalıktan hala kırılıyorum. Şu sesime bakar mısınız? Gerçi bu yeni uyanmanın ve hasta olmanın sesidir. Böyle bir kalın çıkan ses. Bildiriz ona. Ondan sonra çok pis salgın var arkadaşlar. Hepiniz çok dikkatli olun gerçekten. Kurtulmak da kurtulamıyorsun çünkü bu hastalıktan. Çok zor bir şey ve çok kötü. Bu arada bugün de vlog böyle bir yerde açmak istedim. Bizim balkonda. Işık çünkü mükemmel. Hava zaten mükemmel yani. Hani görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bu arada abim uyuyor. Ben de zaten şimdi kalktım dediğim gibi. Abim sizi açmak istedim. Ne yapayım? Bugün arkadaşlar annemle pazara çıkacağız. Alışveriş falan bir şeyler alacağız. Hem mutfağı alacağız hem de bakınırız artık neler var neler yok.
Birlikte yapacağız tabii ki de bunları. Şimdi çıkabiliriz diye düşünüyorum. Hadi gidelim. Pazarın içindeyiz arkadaşlar. Bir de bu arada burası sosyete pazarı olarak da geçiyor. Bilmiyorum bileniniz var mıdır bilmiyorum. Bir sürü şey var. Yani hani kıyafetler tutun. Marka çantalara kadar. Bakış bu çileklerin güzelliğine. Parlıyorlar. Yani çilek severim arkadaşlar ama en sevdiğim meyve tabii ki de eriktir bu arada. Ama biliyorsunuz şu an eriğin kilosu 1000 liradan falan başladı diye hatırlıyorum. Bu arada sizin en çok sevdiğiniz meyve ne? Yorumlarda bekliyorum. Abi de arkadaş çıktı bu arada. Canlar günaydın. Hala kendime gelebilmiş değilim. Kafamı şu anda koltuktan kaldıramıyorum. Yatak odamdan kalktım. Salona geldim. Burada yatıyorum. Uyandım. Kimse evde yoktu. Dışarı çıkmışlar. Nereye gittiklerini bile bilmiyorum. Bugüne dair daha henüz bir plan yapmadım. Gerçekten bugünü dışarıda geçirmek istiyorum akşam. Çünkü hava çok güzel. Neden olmasın? Ay arkadaşlar. Ölüm çıktı. O kadar... Ay dur gösteremiyorum. Şunu full doldurduk. Yani hani var ya taşımaktan da canım çıktı ve susuzluktan da ölüyorum ki ben biliyorsunuz yani bilen bilir. Normalde günde 3 litre su içen insanın şöyle oruçlu halinde dışarı çıkmak gerçekten de çok yorucu oluyor. Şimdi eve gidince su içmeyeceğim. Neyse en azından zaman geçmiş oldu. Yani iyi yönünden bakmaya çalışıyorum şu anda. Az önce videoyu kapattıktan sonra odama doğru geliyordum ve ara kapının orada kapı var ya ara holün orada. Elimi çok kötü çaptım bakar mısınız? Bilmiyorum. Çok saçma. Bir kapının kolu nasıl böyle yapabilir? Ya da ben nasıl kollarımı sallayarak yürüyormuşum? Hani bu gerçek midir? Bir daha göstereceğim. Benim ama şey pikmilik seviyesi. Sabaha kadar elimin bu yarasını şu an konuşabilirim. Pınar, sana bir şey göstereceğim. Ne tepki vereceksin çok merak ediyorum. Az evet. Önce elimi kapıya vurdum ve bakar mısın? Bak. Ne olmuş yani? Bir şey söyleyeyim, şaka mı yapıyorsun? Ne kadar pikmişsin ya, ne olacak yani vurdun da? Hay çok kötü bak ve bu iz kalacak bu arada. Kalsın, üstüne dövme yaptırdım biliyorsun. Benim olayları çözme şekli. Aynen. Arkadaşlar şimdi arkadaşımızla buluştum, tanıştırayım. Öyle bir sıra ve öyle bir kalabalık var ki dışarıda asla oturacak yer yok. Yani nasıl göstereceğim bilmiyorum. Birazdan kahve alacağız, yani buraya oturma ihtimalimiz yok yani. Muhtemelen arabanın oraya geçeceğiz, orada kamp sandalyelerine falan oturacağız. Arkadaşımızla çıkıp şöyle bir hızlı bir kahve içmek bile gerçekten ilaç gibi geldi. Seni de şöyle çekeyim buna. Şu anda eve dönüyoruz. İşte saat kaç şu an? Şu an saat? Saat 11'e falan geliyor. 11.30. Şu anda keyfim yerine geldi. Gerçekten modumu yakaladım yani. Akşam saatleri candır. Akşam gerçekten can. Özellikle Ramazan'da böyle hani iftar sonrası bir çıkıp kahve içmek gerçekten hani ilaç gibi geliyor. Çok arkadaşlar artık vlogumuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için binlerce kez teşekkür ediyoruz. Abone değilseniz abone olursanız çok mutlu oluruz. Bu vlogun sonuna geldik. Hepinizi çok öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.